Abdullah Muradoğlu Daha renkli bir ABD kongresi neleri değiştirecek? 6 Kasım ara seçimlerinde ABD kongresinin temsilciler meclisi kanadına 64 yeni demokrat vekil katılmıştı. Yeni üyeler arasında dikkat çeken isimler arasında Somali kökenli İlhan Ömer, Filistin asıl Raşide Talib ile Hispanik kökenli Alexandria Ocasio Cortez de var. 36'sı kadın, 64 yeni demokrat üyenin büyük kısmı partinin sosyal konulara daha fazla odaklı yeni kuşak siyasetçilerini temsil ediyor. Demokrat Parti'deki yenileşme ve gençleşme eğilimi partinin yerleşik liderliğini de etkiliyor. Demokrat Parti içinde daha sola açık ve daha popülist bir söylemin öncülüğünü ise Senatör Bernie Sanders yapmıştı. Ocasio Cortez başta olmak üzere kongrenin genç üyeleri de Sanders'ın yolundan gidiyorlar. Amerika'nın nüfus yapısındaki değişimin beyaz olmayan Amerikalılar lehinde bir seyir izlemesinin siyasi sonuçları 6 Kasım seçimlerinde daha iyi görüldü. Beyaz olmayan Amerikalılar Demokrat Parti'nin oy deposuydu. Ancak bu olgu Amerikan Kongresi'ndeki siyasi temsile pek fazla yansımıyordu. Artık bu durum değişiyor. Amerikan halkının neredeyse yarıya yakınını temsil eden beyaz olmayan nüfus daha fazla siyasi temsil istiyor. Yeni Kongre ise %21'i Hispanik, Kızılderili ve Siyahlardan oluşuyor. Yeni kuşak demokratlar iklim değişikliğine, cinsel tacizlere karşı gelişen kadın hareketine, adil vergilendirmeye, bireysel silahlanmaya ve göçmen haklarına karşı daha fazla duyarlılar. Ocasio-Cortez, Yeşil Yeni Anlaşma ve Herkes İçin Sağlık Bakımı projeleriyle öne çıktı. Yeni kongrenin Afrika kökenli üyelerinden Lucy McBeth ise bireysel silahlanmaya kısıtlama getirilmesini savunan hareketin en ünlü ismiydi. McBeth'in 17 yaşındaki oğlu 2012'de öfkeli beyaz bir Amerikalı tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. McBeth o tarihten beri bireysel silahlanma karşıtı hareketin ön saflarındaydı. Ocasio Cortez sosyal medyada da öne çıkan bir isim. Cortez, Trump'tan sonra Twitter'da ikinci isim. Cortez'in Twitter'da 2020'deki başkanlık seçimlerinde isimleri başkan adayı olarak geçen demokrat siyasetçilerden daha fazla takip edilmesi ABD medyasının da şu aralar gündeminde sıkça yer alıyor. Genç demokratların temsilciler meclisindeki önemli komitelere üye seçilmeleri önümüzdeki günlerde kongreyi de hararetlendirecek. Ocasio Cortez ve Rashide Talayb Finansal Hizmetler Komitesi, İlhan Ömer ise Dış İlişkiler Komitesi üyesi seçimleri. Seçildiler. Senatör Marco Rubio başta olmak üzere işsel yanlısı cumhuriyetçilerin hedefinde de bu üç isim öne çıkıyor. Zira genç demokratlar İsraili boykot et hareketini BDS destekliyorlar. Bu destek demokrat partinin İsrail yanlısı yerleşik liderliğini de sarsıyor. Amerikan Yahudileri ise liberal demokrat ve cumhuriyetçi olarak bölünmüş adeler. İsrail lobisinin Netanyahu yanlısı kanatları ise demokratlara destek veren Yahudilerden nefret ediyorlar son yıllarda yeni kuşak demokratlar arasında İsrail'e verilen desteğin giderek eridiğini daha önce belirtmiştik. Yeni kuşağın parti içinde güçlenmelerinin ve kongre komitelerinde etkili görevlere getirilmelerinin Washington'daki iki partili İsrail koalisyonunu zayıflatacağından çok korkuluyor. Senato'da BDS karşıtı yasa tasarıları demokratların muhalefeti sebebiyle şimdilik akamete uğradı. Marco Rubio gibi İsrail yanlısı siyasetçiler Demokrat Partiyi İsrail aleyhtarlığıyla suçlamaya başladılar. Hatta Demokrat Partinin Yahudi karşıtı bir partiye dönüştüğünü savunan Cumhuriyetçiler bile var daha renkli bir ABD Kongresi iç ve dış politikada ciddi bir değişimi zorlayacak gibi görünüyor. Ocasio Cortez, İlhan Ömer ve Rashida Tlaib gibi yeni kuşak siyasetçilerse Demokrat Parti'nin geleceğini şekillendirmeye hazırlanıyorlar. 2020'deki başkanlık seçimleri bu yeni gelişme çerçevesinde daha zorlu geçecek. Trump yine başkan adayı olursa Cumhuriyetçiler daha güçlü rakiplerle yarışacaklar.